Aziz kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatının ayrıntıları Kur'an'da yoktur dedik. Pek çok ayrıntıyı biz Kur'an'ın dışından öğreniyoruz. Ama aile hayatı, ev içi bilgilerinin ve müşriklerle yaptığı bazı savaşların çok ince denebilecek ayrıntılarının bulunduğunu görüyoruz. Mescid-i Nebi'deki kıldırdığı binlerce namazın ayrıntısı yok. Hanımlarından biriyle bir konuşmasının ayrıntısı var Kur'an-ı Kerim'de. Bu bir işarettir. Aynı şekilde 23 yıl Allah'ın peygamberi olarak insanlara hitap etmiştir. Bunun uzun uzun ayrıntılarını Kur'an'da bulamıyoruz. Ama mesela hicretin 3. senesinde bizzat yönettiği, bizim Uhud Savaşı olarak bildiğimiz savaşın çok ince ayrıntıları, hatta savaşan müşriklerin ve karşılarında cihad eden mücahitlerin, ashab-ı kiramın savaş esnasında içlerinden geçen duyguları bile Kur'an ayet ayet karşımıza koyuyor. Peygamber aleyhisselamın hayatını ayet ayet vermiyor, bir sahabinin Uhud'da içinden geçen bir duyguyu bugün Kur'an'da ibadet maksatlı olarak dinleyeceğimiz, okuyacağımız, ders alacağımız bir ayet olarak Allah kitabına yerleştiriyor. Bundan da Kur'an'a iman etmiş insanlar olarak biz kendimize bir ders çıkarıyoruz. Bizden 1431 sene önce olmuş bitmiş, izleri bile kalmamış, neredeyse dağın bile yarısı kaybolmuş bir savaşın ayrıntıları bugün Kur'an'da okunuyorsa eğer, bu tıpkı İslam'ın 5 şartı var: kelime-i şehadet, namaz, oruç, hac, zekat der gibi, müminlerin çocuklarını yetiştirirken, müminlerin müminler adına bir hareket yürütürken, Allah için bir iş yaparken, iman ve İslam davasını sürdürürken, namaz gibi, oruç gibi müminlerin gündeminde olması gereken ayrıntılar demek ki bunlar. Zira Allah'ın kitabı Kur'an'da rükûye nasıl gideceğimiz, secdeyi nasıl yapacağımız, ki namaz dinin direği, ayrıntılı bir şekilde anlatılmadığı halde Uhud'da elinde kılıç meydanda cihad eden bir sahabiye ayet iniyor, senin içinden böyle geçiyordu diyor, böyle demiştiniz diyor, adımınızı şurada atmıştınız diyor. Namazın ayrıntılarını vermeyen Kur'an, namaz kıldıracak neslin yetişeceği enerjiyi veriyor Uhud Savaşı'ndaki hatıraları naklederek.